Olsun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Sahur Bereketi programıyla tekrar karşınızdayız. Hayırlı sahurlar diliyoruz hepinize. Bugün inşallah namaz konuşacağız. Dinin direği namaz diyeceğiz. Önemli bir konuğum var. Onu size hemen takdim etmek istiyorum. İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili kardeşim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Ramazan'ın güzelliklerini yaşamaya çalışıyoruz elhamdülillah. Şükürler olsun ki bu güzel aya Allah-u Teala bizi yetiştirdi hocam. Hamdolsun. Hocam namaz konumuz özellikle bu konuda sizin çok güzel, çok ciddi çalışmalarınız var. Hem Namaz Gönülleri platformu kurucu başkanlığınız var. Hem onun dışında kitaplarla bu mahiyette ciddi anlamda topluma bir en azından namazın ehemmiyetini izah edecek güzel eserler bırakmışsınız. Biz de dedik namazı konuşalım. Belki bu hususta en güzel bu mahiyette bize konuşabilecek olan kişiye sizsiniz. Söyleyecekleriniz mutlaka olacak. Eyvallah. Biz başlayalım hocam. Namazın önem ve ehemmiyeti diyerek başlayalım. Buyurun siz. Siz besmele çektiniz. Biz de çekelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşim, Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam peygamberlik verilir verilmez Yüce Rabbimizin Cebrail aleyhisselam göndererek ilk öğrettiği ameli farz. Peygamberlikle birlikte Efendimiz'e öğretilen ve Miraç'a kadar iki vakit iki rekat olarak müminler namaz kılıyor. Miraç'la birlikte beş vakit tescilleniyor. Bir daha ömrünün sonuna kadar hiçbir şekilde Efendimiz'in terk etmediği efendim en önemli dinin, Efendimizin diliyle de dinin direği olan olmazsa olmazımız. Ama gel gör ki bugün 21. asırda yaşayan Türkiye'nin Müslümanlar olarak efendim ciddi zaafımız var. Yani bununla ilgili birçok anket çalışmaları var. Bizim ulaşabildiklerimizde hala %30'ları geçmiyor. 5 vakit namazı sürekli ve düzenli kılmak. Bunun da temelinde ne var diye baktığımızda birinci olarak imanımızda bir zafiyet efendim görüyoruz. İkinci olarak namaz bilincimizde, şuurumuzda eksiklik olduğunu. Üçüncü olarak da inanmayacaksınız ama gerçekten bu toplumda namaz kılmasını bilmeyen değişik yaş gruplarında, meslek gruplarında insanlarımız var. Dolayısıyla biz de bir grup hocamız farklı meşreplerde, mekteplerde namaz için namaz diyerek bir araya geldik. Kendi özel çalışmalarımız özelliğe devam etsin ama bir de birlikte bir şeyler yapalım diye değişik cemaatlerden, meşrepten, mezhepten kardeşlerle bir araya geldik ve namazı gündeme taşımak için bir çalışma başlattık. Burada da 3-4 adımlık bir yol haritası çizmiştik kendimize. Birinci olarak %70'i nasıl namazda buluştururuz? İlk derdimiz oydu. İkincisi biz namaz kılanlar kendimizle nefsimizi işin içine koyarak nasıl olur da Allah Resulü gibi namazları huşu içerisinde ikame edebiliriz Kur'an diliyle. Üçüncü olarak çocuklarımızı, gelecek neslimizi seccademizin varisi olacak şekilde yetiştirebilir miyiz? Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Dördüncü önemli bir nokta da efendim Ankebut suresinin 45. ayetinde Rabbimizin bizlerden istediği, bizi fuhşiyattan, münkerattan alıkoyacak efendim Müslüman olmanın güzelliğini ahlaken de bize efendim ortaya koyabilecek bir namazı ikame edebilmekti derdimiz. Biz birinci maddeden henüz daha ikinci maddeye geçemedik işin doğrusu. Niye? Çünkü hala binlerce kardeşimiz ahirete namazsız olarak gidiyor. Bu konuda işte karınca kararınca şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bazen birçok televizyonlara gidiyoruz. Zaman zaman eleştiriler de alıyoruz. Hocam ne işin var o kanalda filan diye. Ama biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinde yürümeye arzusunda olan kardeşler olarak acaba bir kardeşi daha o vesileyle Rabbimizle buluşturabilir miyiz? Derdindeyiz. Bazen iki şarkı türkü arasında bile bir namazla ilgili bir 5-10 dakikalık sunumlara katılıyorum. Çünkü gerçekten bilinmiyor. Efendimizin hayatını incelediğimizde bu kardeşinizin hobisidir. En az senede bir Siyer-i Nebi okumaya çalışıyorum. Farklı bakış açılarından Efendimizin hayatını
yol kılavuzu edindiğimiz için bizim de en iyi tanımamız gerekiyor. Kesinlikle. Her okuduğunuzda farklı şeyler görebiliyorsunuz. Efendimizin hayatını incelediğimizde hayatının baş köşesinde namaz, aralardaki boşluklarda diğer dünyevi işlerini gördüğünü efendim görüyoruz. Ondan daha meşgulü herhalde yoktur. Bugünkü 21. asrın haz ve hız nesli demişti bir abimiz. Haz ve hız neslinin efendim en çok şikayet ettiği nokta, hocam zaman bulamıyoruz filan. Resulullah'tan daha meşgul değilsiniz. Yani öğretmendi, aile reisiydi, ordu komutanıydı, hakimdi, savcıydı. Yani ümmetin bütün derdiyle dertleniyor ama eşlerine, çocuklarına zaman ayırıyor. Ümmetin rüyalarına varıncaya kadar ilgileniyor, yorumluyor. En ufak bir derdi olanın derdini gidermeye çalışıyor. İşte bir kuş ölen çocukla bile ilgilenecek kadar güzel bir örnek. Ama o meşguliyet arasında namazla arasına hiçbir engel tanımıyor. Baş köşede namaz, aralardaki boşluklarda diğer dünyevi işlerini görüyor. Bu asırda şimdi, biraz hocam sözünüzü kestim. Biraz şöyle bir algı oluşmuş. Belki Allah Resulü'nün hayatının tam tersi istikametinde. Zaten çalışmak ibadettir. Çalışıyoruz. Zamanı buldukça da cumadan cumaya, işte Ramazan'dan Ramazan'a namaz kılıyoruz diyen bir nesille karşı karşıyayız maalesef. Orada işte bilinç eksikliği Seyfullah kardeşim. Eğer namazları vaktinde kılarsak doğrudur, çalışmak da ibadettir. Ama namaz vaktinden çalarak efendim işle meşgul olursak, Cuma suresindeki son ayetten yola çıkarsak, o saatteki çalışmamız ibadet olmaz. Bizim için bir felaket olur, haram olur hatta kazancımız. Çünkü cuma saatinde çalışmak, o saatteki kazanç, helal olan ticaretimiz bile harama dönüşebiliyor. Dolayısıyla bizim çalışmamız namazımıza mani ise, o zaman o bir ibadet değil, tam tersine bizim için bir felaket oluyor. Bu da demek ki bilinç eksikliğinden kaynaklanıyor. Yine Efendimizin hayatına baktığımızda sallallahu aleyhi ve sellem, mesela aç susuz bırakıldı. Efendim ellerini açıp o müşriklere helak et ya Rabbi diye beddua etmedi. Taif'te bir beşerin başına gelebilecek gerçekten en zor günü yaşadı. Çoluk çocuğa taşlattırıldı. Ya Rabbi şunları helak et demedi. Hatta bir melek başlarına geçireyim burayı dediğinde, eğer içlerinden bir kişi iman edecekse buna gönlüm razı olmaz dedi. Müsaade etmedi. Uhud hayatının en zor günlerinden biriydi. Eğer yas tutmak caiz olsaydı, Uhud şehitleri için ömrüm sonuna kadar yas tutardım dedi. Buna rağmen yine o müşrikler için ellerini açıp ya Rabbi bunları yerin dibine batır, helak et demedi. Ama Hendek'e geldiğimizde bir vaktine Salat-ı Vusta diye isimlendirdiği orta namazına mani olan müşrikler için ellerini açıyor. Ya Rabbi bunlar Salat-ı Vusta'ma mani oldular, engel oldular. Sen de bunların gönüllerini, evlerini ve kabirlerini ateşle doldur diye beddua etti. Alemlere rahmet olarak gönderilen şefkat peygamberi, az önce örneğini verdiğim noktalarda ellerini açıp ya Rabbi şunları helak et demezken, bir vakit namazda arasına girenleri Rabbine şikayet ediyor. Şimdi ben de oradan yola çıkarak kendi nefsime düşünüyorum. Acaba namazla arama giren işim midir, eşim midir, arkadaşım mıdır, akılsız telefon mudur, televizyon mudur, nedir yani? Aramıza giren şeyler Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam bu bedduasıyla bizi karşı karşıya getirir mi diye düşünüyorum. Çünkü Efendimizin en hassas olduğu nokta ve Rabbine giderken de son cümlelerinden bir tanesi, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin ve elinizin altında çalıştırdıklarınıza dikkat edin diye bu uyarılarla Rabbine gitmiş. Şimdi bu peygambere aleyhisselam iman etmişiz. Hatta ilahiler okuruz, canım kurban olsun senin yoluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed deriz de, fakat onun yolu olan efendim sünnetine ittibada, onun gözümün nuru dediği, dinin direği dediği, müminin miracı dediği namaza gelince böyle ıskalıyoruz, kaba tabirle söyleyeceğim. Yani olsa da olur, olmasa da olur'a getirmişiz. Demek ki peygamberimizi de anlamamışız. Demek ki Kur'an'ı da anlamamışız. Şöyle Kur'an'a baksak Seyfullah kardeşim, salat kelimesine ya da namaz kelimesine Türkçeleşmiş Farsça kelimeyle herhangi bir arama motoruyla Kur'an'da bir tarama yaptırsanız aşağı yukarı 100 civarında
ayeti kerime çıkıyor karşımıza namazla ilgili. Yani bir tane ayet yetmez miydi? Mesela oruçla ilgili değil mi? Bir iki tane ayet var. Bütün müminler oruç tutuyor. Rabbimiz İbrahim suresi 31. ayette olduğu gibi iman eden kullarıma söyle namazı dosdoğru kılsınlar ayeti gelseydi herhalde bütün müminler yine biz bu emrin mucibince namazı kılacaktık. Ama yaratan, yarattığını en iyi bilen Rabbimiz bizim tembelliğimizi, gafletimizi bildiği için efendim Bakara suresinde daha ilk sayfasından başlıyor. Ta Kur'an'ın sonlarına kadar serpiştirerek değişik ayetlerde, değişik versiyonlarda bize namazı hatırlatıyor. Deseler ki kardeşlerimiz bana, hocam şöyle en kestirmeden kolayından bizi cennete götürecek. Hem de Kur'an'daki ayetlerle tescilli olsun, sizin şahsi görüşünüz olmasın. Bize bir yol göster deseler, kardeşlerime derim ki, efendim önce iman sonra namaz. Nereden çıkardın hocam bunu? Mü'minun suresinin ilk 10 ayetinde. Hazreti Ömer Efendimiz naklediyor. Şimdi bana diyor öyle bir 10 ayet geldi ki, gereğini yerine getiren cennetliktir buyuruyor Efendimiz. İşte o Efendimizin müjdelediği, cennetle müjdelediği 10 ayetin 2 ayetinde imandan sonra Rabbimiz bizlere namazı hatırlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflahal müminun. Demek ki kurtuluşun birinci yolu muhakkak müminler kurtulmuştur diyor. Kur'an standartlarında iman etmemiz isteniyor bizden. İmanımıza şirk karıştırmayacağız ki Rabbimizin affetmediği tek günah diyebiliriz yani şirk. İkincisi efendim sadece iman ettik demekle bırakılmıyoruz. Bizden önceki ümmetler de denendiler, sınandılar, değişik imtihanlara düçar oldular. Biz de deneneceğiz. Hemen burada imanın ete kemiğe bürünmüş ikinci fiili eylem boyutu geliyor. اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ buyuruyor Rabbimiz. O kurtulacak olan müminlerin ikinci özelliği, onlar namazlarını huşu içinde ikame ederler diyor. Huşu nedir hocam desek, Elmalı Hamdi Yazır Hoca'ya sorsak, tefsirinde sayfalarca bize izah ediyor ama bizim yeni nesil sosyal medya nesli 140 karaktere, 150 karaktere cümleyi sığdırmanız gerekiyor. Uzun cümleleri sosyal medyada bile paylaştığınızda çok rağbet görmüyor. Nedir hocam? Hani bizim bugünün diliyle söyle deseniz, kalıbımızla kalbimizi seccadenin üzerinde buluşturabildiğimiz bir namaz derim. Ya da İmam Gazali rahmetullahi aleyhin diliyle dilimizin söylediğini, aklımızın idrak ettiği, kalbimizin hissettiği bir namaz. Yani sadece efendim bu kadar bile yeter. Buna ama çok mu uzağız hocam? Maalesef. Yani kendi yani, nefsimden görüyorum. Hakikaten yani şimdi gerçekten siz belki bu anlamda çok daha fazla çalışmalar gerçekleştirmişsiniz platform adı altında. Çok daha fazla araştırmışsınızdır hocam. Yani biz artık hani namaz kılanları geçelim hocam. Yani namaz kılan kişileri geçiyoruz. Şahsen hani bizler namaz kılan, beş vakit namazını yerine getirenler bile huşuya hakikaten çok uzak değiller mi hocam? Yani önem ve ehemmiyeti, namazın önem ve ehemmiyeti, namaz niçin? Allah Resulü az önce mesela çok güzel örnekler verdiniz. Allah Resulü'nün sırf namazını engel oldukları için müşriklere beddua okuduğuna dair hani bir hakikati açıkladınız. Şimdi yani bizler de bu kadar uzakken hani namaz kılan kişiler olarak bizler bu kadar uzakken, önem ve ehemmiyetine bu kadar uzakken hiç namaz kılmayan insanlara bu yolda, bu burada neler verebileceğiz? Eyvallah. Bir şey veremiyoruz. Yani çünkü bir kabın içinde ne varsa dışarıya otu sızar. Şimdi ben yaşamadığım bir şeyi söylediğim zaman dudaktan çıkan kulakta kalıyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın 23 yılda dünyanın en güzel insanlarını yetiştirmesi, en muazzam sistemini kurmasının temelinde tek önemli nokta görüyorum. Ne söylediyse önce nefsinde yaşamış. Onun yetiştirdiği ilk nesil de öyle. Sahabe-i güzin efendilerimiz. Yani Allah Resulü'nden ağzından ne çıkarsa böyle pür dikkat dinliyorlar da hemen duyduklarını işittik ve itaat ettik ya Resulallah deyip efendim tatbik etmenin derdine dönüşüyorlardı. Sahabe Müslümanıyla zamanı
21. asrın Müslümanlar olarak en büyük farkımız, onlar işittik, itaat ettik diyorlardı. Biz işittik, efendim isyan ettik demiyoruz belki sözlü olarak. Ama maalesef erteliyoruz, öteliyoruz, yaşayamıyoruz. Yaşayamadığımızdan dolayı da yani bizi gören bizde o güzellikleri göremiyor. Mesela ben bir ara bir araştırma yazısı, kitabı okumuştum da, hatta yanlış hatırlamıyorsam İntişar İslam Tarihi diye. İslam'ın yeryüzüne yayılma serüvenini anlatmış. Efendim gerek Afrika'da gerek Uzak Doğu'da Çin'e, Japonya'ya varıncaya kadar oralar İslam nasıl gitmiş diye baktığımızda yaşayan tüccarlarla, Müslümanlarla gitmiş. Yani bizim gibi böyle saatlerce televizyonda program yapmamış, kürse saatlerce vaaz etmemiş, yaşamış. Yaşadığı şeyler dikkat çekmiş ve sormuş izleyenler, o güzelliği görünce imrenmişler. Üstün bir ahlak olduğu için efendim onlara taklit edilmiş. Bugün bizler de hakikaten o namaz kılan %25-30 Efendimizin kıldığı gibi namazı ikame edebilse Kur'an tabiriyle, huşu ile, o namaz öncelikle benim nefsimdeki bütün fuhşiyatı, münkeratı temizleyecek, alıkoyacak. Çünkü Ankebut suresi 45. ayette Rabbimiz bize onu işaret ediyor. Temizlemiyorsa, şimdi bakın siz de ticaretle uğraşıyorsunuz, piyasadasınız. Ben de yine dolaşıyorum, Allah nasip etti. 81 ilimizde dolaştım konferanslar için. Okullara gidiyorum, efendim esnafla buluşuyorum. Sözümüzle özümüz birbirine uyuşmuyor. Namazda seccadenin üzerinde mescitte Allah'la beraberiz ama seccadenin dışına namazı taşıyamıyoruz. Mescidin dışına namazı taşıyamıyoruz. Kur'an diliyle salat-ı daime, yani hayatı namazlaştırmayı beceremedik. Yani Allah yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ne ticaretimizde Allah'ı karıştırıyoruz, ne siyasetimize Allah'ı karıştırıyoruz, ne aile hukukumuza, ne sokağımıza, ne evimize. Kur'an'ın hatta bir çalışmamız var, Kur'an'la yaşamak diye kitaplaştırdım. O çalışmayı yaparken Türkiye'li Müslümanlar olarak Kur'an'la diyaloğumuzu inceledim. 6236 ayetin acaba kaçı Türkiye'de yaşayan Müslümanlar olarak hayatımızda var diye şöyle bir göz gezdirdim. Seyfullah kardeşim, Kur'an'ın inanın %90'ı hayatımızda yok desem belki abartılı olacak. Mesela birkaç örnek vereyim. Namazla ilgili 100 küsur ayet var. %70'inin hayatında yok. Mirasla ilgili ayetleri sordum gidip geldiğim bütün illerde. Allah'ın taksimine göre mirasını bölüşen Müslümanlar var mı çevrenizde diye. Hani ben katıldığım programlarda da o bölgenin İslami hassasiyeti olan kardeşlerle beraberim. Bıyık altından tebessüm ediyorlar. Miras ayetleri Müslümanların hayatında yok. Efendim ticaretle ilgili ayetlere bakıyorum. Bakara suresinin en uzun ayeti, Bakara 282. ayet. Bugün Müslümanların hayatında yok. Çekler dönüyor, senetler dönüyor, söz veriyor, sözünde durmuyor. Yani yalanın bini bin para, bu ayet de yok. Aileyle ilgili son dönemdeki Türkiye'li Müslümanlar olarak en büyük problemlerimizden bir tanesi son kalemiz, ailemiz. O da tehdit altında. Maalesef ciddi bir yıkım yaşıyoruz. En ayrıntılı Kur'an'da aileyle ilgili problemleri nasıl çözeceğimizi Rabbimiz kitabımızda bize tarif ediyor. Ama bu ayetlerde yok. Kaç tane müftüye, hocamıza sordum. Hocam bugüne kadar boşanmadan önce efendim avukata, savcıya müracaat etmeden gelip de hocam siz işin uzmanısınız ya da işte o bölgenin Seyda Doğu'da, Güney'de kardeşlerimiz öyle isimlendiriyorlar. O bölgedeki öncülerimize gelip de Seyda ya biz aile içinde bir problemimiz var. Bunun çözümü nedir diye soran kaç tane Müslüman var? Aileyle ilgili ayetlerde de hayatımızda yok. Oruç işte ne kadar Türkiye'de Müslümanın hayatında ortada. Peki Kur'an'ımız hangi ayetlerini yaşıyoruz? Ahlaken Kur'an'ın %90-95'i ahlak esaslarını içerir. Ahlakımız ne kadar Müslümanca? Dolayısıyla hani bazen o ayeti Nisa suresindeki nefsime ve bütün mümin kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Ey iman edenler, iman ediniz diyor ya. Dolayısıyla asıl sıkıntımız burada Seyfullah kardeşim. Yani eğer biz namazı yaşayabilsek bizimle beraber olanlar da yaşayacaklar, çok zorlanmayacaklar. Çünkü dostun hayırlısı efendim unuttuğunda hatırlatan, hatırladığında onunla birlikte olandır. Onların da hayırlısını size haber edeyim mi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buyur ya Resulallah.
görüldüğünde Allah'ı hatırlatandır diyor. Beni gören Allah hatırlıyor mu? Bizi gören efendim Kur'an'ı hatırlıyor mu? Bizi gören Resulullah hatırlat. Bu Muhammedi'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun boyasıyla boyanmıştır mı diyor. Yoksa bakma sen o televizyonda öyle tatlı tatlı konuştuğuna. Efendim ne hain adamdır filan mı diyor. Allah muhafaza. Yani en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla efendim ben namazı kılarsam namaz da beni kılacak. Adam kılacak. Zaten birinin güzel bir tespiti var. Efendim namazdaki üç rükne efendim Adem yazdığınızda efendim Kur'an alfabesiyle elif, dal ve mimden oluşuyor. Efendim bizim kıyamımız elifi temsil eder diyor. Efendim rükûmuz dalı temsil eder. Secdemiz de mimi temsil eder diyor. Eğer biz namaz kıldığımızda Adem oluruz. Yani adam olmak efendim namazı dosdoğru kılmaktan geçer diye güzel böyle bir benzetme yapmışlar. İşin doğrusu hakikate de muvafık bir şey. Eğer biz namazı adam gibi kılarsak namaz da bizi adam kılacak. Ama bugün baştan sağmak için ki şöyle bir toplumumuza sorsak çevremizdekilere niçin namaz kılıyorsun diye büyük çoğunluğumuz borç ödemek için diyecek. İki, efendim cehenneme düşmemek için. Halbuki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın penceresinden baktığımızda buyuruyor ki kul namazda kiminle sohbet ettiğini bilseydi asla terk etmezdi diyor. Efendimiz bunu Fatiha suresiyle de açıklıyor. Kul namazda Rabbi ile sohbet eder diyor. Onunla ahdini tazeler diyor. Yine biz namaza durduğumuzda Allahu Ekber diye Kabe'ye yönelerek ellerimizi kaldırarak istilamla başlıyoruz. Kabe, namaza nereye duruyoruz? Kabe'ye duruyoruz. Hacılar ya da umreciler hacca umreye gittiğinde efendim tavafa Hacer-i Esved'in karşısından başlarlar ve istilam ederler. Yakınsa efendim bizzat ellerini sürerler, uzaksa karşıdan selam verirler. Bu Efendimizin diliyle şöyle buyuruyor. Efendim Hacer-i Esved Allah'ın sağ elini temsil eder. Bismillah, Allahu Ekber dedi mi hacı, Allah'la el ele tutuşmuş, beyatlaşmış olur, ahitleşmiş olur. Ya Rabbi, senin kitabında tarif ettiğin gibi Müslüman olacağım diye söz vermiş olur Rabbine diyor. Biz de namazda Allahu Ekber dediğimizde Kabe'ye, Hacer-i Esved'e doğru dönüyoruz ve Allah'la ahitleşiyoruz. Ya Rabbi kitabında tarif ettiğin gibi, Resulünün yaşadığı gibi Müslümanca yaşayacağım diyoruz. Peki efendim bunu hayatımıza yansıtabiliyor muyuz? Yansıtanlara selam olsun. Evet. Ama birçoğumuz maalesef o bilinçten gafiliz. Dolayısıyla da o kıldığımız namaz bizi adam etmiyorsa Resulullah'ın diliyle bu defa efendim bizi Allah'tan uzaklaştırır diyor. Dolayısıyla bir, namaz Allah'la sohbettir, ahitleşmedir. İki, yine biraz daha açmış Efendimiz Aleyhisselam. Diyor ki sizin yemekten, içmekten ve cinsellikten aldığınız lezzeti ben namazdan alıyorum buyuruyor. Bir beşer olarak insanın en lezzet aldığı şeyleri Efendimiz zikrederek efendim sizin onlardan aldığınız lezzetten daha âlâsını ben namazdan alıyorum diyor. Şimdi Ramazan'da işte iftar vaktinde hepimiz huşu içerisinde akşam ezanını bekliyoruz. Ve bazen düşünüyorum da Seyfullah kardeşim, Ramazan'da akşam ezanını beklediğimiz gibi hayatımızın diğer vakitlerinde de böyle beş vakit namazı beklesek herhalde hepimiz çağın evliyası olacağız ama maalesef şey yapamıyoruz. Necip Fazıl'ın bir sözü var, tam aklıma gelmiyor hocam. Diyor eskiden Ramazan'dan önce umursamadığımız, ezan okurken müzikler dinlediğimiz bir zamandan Ramazan'da pür dikkat ezanı bekleyen bir hale geldik diye. Ya. Yani gerçekten artık hani toplumda biraz... Bu arada biraz... kardeşler bize çay getirirlerse memnun oluruz. Vallahi iyi olur. Boğazımız kurmasın, arada bir çay da alalım. Eyvallah. Hemen Ahmet abi bize getirir. Yani özellikle namazın hani namaz ve ezan ikilisinin belki sadece hocam çıkarlarımızın olduğu yerde, başımızın derde girdiği yerde, sıkıldığımız yerde. Aynen. Yani bunlarda yöneliyoruz. Aslında hani o dedik ya önem ve ehemmiyetini kaybetmişiz.
içimizde var. Önem ve ehemmiyeti, namazın gerçekten güzel bir şey olduğu, hakikat olduğu, Allah'a bizi yakınlaştıracak bir araç olduğu hakikati kalbimizde var. Kılmayanların da kalbinde bu hakikat var. Yani namaz kılmamaları, onların namazı inkar ettiğini zaten dile getirmiyoruz. Böyle bir şey söylemiyoruz. Fakat genelde demek ki hani en başta biz o önem ve ehemmiyeti yitirdik. Bilinç eksikliği, şuur eksikliğini yitirdik. Bakıyoruz mesela, örneğin adam başı derde girmiş, borcu var, harcı var, ödeyemiyor. Dosta gidiyor, kimse vermiyor. Arkadaşa gidiyor, kimse vermiyor. Akraba, yakın çevreye gidiyor, kimse derdine çare olmuyor. En son gidiyor şehrin en büyük camiine, alıyor güzel abdestini, oturuyor, namazını kılıyor. Son çare olarak artık yani biliyor ki derdine derman olacak kişi Allah-u Teala'dır. Belki işte o Allah-u Teala'dan da isteyeceği, kabul olacak bir duasına gidecek yolu da namazdan geçeceğini düşünerek böyle bir eylem içerisine giriyor. Bizim o önem ve ehemmiyeti kazanabilmemiz için hocam, yani değil sadece başımızın sıkıştığı yerde. Bir mesele vardı, alimin birine biri gidiyor, diyor ki Allah'ın ismi azamı nedir, bana öğretir misin diye. Alim yanındakilere ne diyor, bunu atın denize diyor. Atıyorlar denize, adam yüzmeyi bilmiyor, çırpınıyor, çırpınmaya başlıyor. Kimse de bakıyor yardıma gelmiyor, dönüyor, Rabbim kurtar beni diyor. Hemen oradan tekrar adamları gönderiyor, diyor sudan çıkarın diyor, işte ismi azam budur. Yani başının en çok derde girdiği, artık kimsenin sana çare olmayacağı yerde Allah'ı araman ismi azamdır diyor. İşte bu bilinçle sarıldığın zaman ismi azamdır diyor. Şimdi biz de hani artık o önem ve ehemmiyeti yitirdik hocam. Yani her an, her daim o önemle, aşkla, bilinçle, şuurla kılacağımız namaz için nasıl bir yol izlemeliyiz en azından? Eyvallah. Bir kere en önemli nokta, iki noktaya belki iki defa dikkat çekebiliriz. Bir, efendim kalbimize girenlere dikkat etmemiz gerekiyor. İki, efendim midemize girenlere dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela vücutta bir et parçası vardır. Orası düzgün olursa bütün azalar düzgün olur. Dikkat edin, orası kalptir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi göz harama bakınca, kulak haram dinleyince direkt şeytanın zehirli oklarından bir ok kalbe saplanıyor. Ve kalbe saplanınca kalbimiz paramparça oluyor. Kalpleri vardır hissetmezler ayetinin muhatabı durumuna Allah muhafaza düşebiliyoruz. Bugünkü şartlarda düne göre günah işlemek çok daha kolaylaştı, basitleşti. Söyle o mümin erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar diyor Rabbimiz, ama akılsız telefonlarımız bir tuş ötede, efendim her türlü şeytani odaya girebiliyorsunuz. Ve bu da bir defa bakmakla ne olacak? Ha, bir defa bakıp sakınsak kurtaracağız, ama Hazreti Ali Efendimiz'in söylediği gibi, ama dikkat eder de oraya yoğunlaşırsak direkt şeytan okunu kalbimize saplıyor. Öyle olunca da okuduğumuz Kur'an'dan zevk alamıyoruz. Kıldığımız namazdan tat alamıyoruz. Efendim diğer ibadet ve taatlerimizden tat alamıyoruz. Tam tersine bize bir yük ve işkenceye dönüşebiliyor. İkinci önemli nokta midemize girenler. Bugünkü Türkiye'li Müslümanlar olarak en büyük zaaflarımızdan bir tanesi boğazımızdan aşağıya geçenlere dikkat edemeyişimiz. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, ellerini açmış ya Rabbi diyor. Allah bu kulun duasını kabul eder mi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi haram deyince bazen bunu çok basite indiriyoruz. Ben efendim Seyfullah kardeşim iş yerine gider, oradan bir kabloyu çaktırmadan yürütürsem bunu haram olarak algılıyoruz. Ama çalıştığımız iş yerinde efendim patronumuzun zamanından çalmayı ya da işçimizin maaşından kırpmayı bir haram olarak görmüyoruz. Ya da efendim zekat vermeyerek fakir kardeşimizin hakkını gasp ettiğimizin şuurunda değiliz. Ya da efendim mirasta Allah'ın taksimine göre bölüşmeyerek kendi öz kız kardeşimizin hakkını yediğimizde haram yediğimizin şuurunda, bilincinde değiliz. Daha
güncel bir örnek de vermek gerekirse, maalesef bugün kaçak elektrik, su, doğalgaz ve benzeri, efendim bazen kardeşlerde duyuyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Şu kadar milyon insanın hakkına tecavüz ediyor, gasp ediyor. Böyle bir adam efendim alnını secdeden kaldırmasa, Yunus'un diliyle bin defa hacca da gitse alnını secdeden kaldırmasa Allah'a yaklaşır mı? Dolayısıyla en büyük iki önemli nokta, geri kalan da inşallah ikinci bölümde inşallah hocam, devam ederiz. Birinci bölümde süremiz bitti. Allah razı olsun, yüreğinize sağlık. Biz inşallah bu sıcak muhabbetimizi ikinci bölümde devam edelim. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ikinci bölümde tekrar karşınızdayız. Ahmet Bulut Hocam'la muhabbetimiz gayet sıcak geçiyor. Gerçekten önemli konulara değindiniz hocam. Özellikle en azından mana itibariyle ibadetimizi, namazımızı hakiki anlamda yapabilme adına. Hocam önem ve ehemmiyetiyle ilgili kalmıştık. Namazda huşuya. Bir, kalbimize girenlere, iki, midemize girenlere dikkat edeceğiz dedik. Üç, taharetimizin ve abdestimizin sağlam olması gerekiyor. Bugün maalesef toplumumuzda söyleyerek söylüyorum. Cuma günleri filan ister istemez meslek hastalığı oluyor, gözlüyorum. Hemen şurada abdestini bozuyor, burada geliyor, efendim abdest alıyor. İstinca, istibra noktasında ciddi eksiklikler var. Ve böyle olunca da efendim özellikle erkek kardeşlerimin abdest bozduktan sonra bir 40-50 adım yürümesi, temizlenmesi gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman idrar yollarında kalan idrar, efendim abdest aldıktan sonra damlıyor, abdestsiz namaz kılmış oluyor. İstibra, buna dikkat edilmiyor. İstibraya dikkat etmek gerekiyor. Bilinmiyor yani birçok kimse. Eskiden hocam sözünüzü kestim. Mesela tarihi camilere dikkat ettiğimizde hakikaten hani lavaboların ve abdest alma yeri arada en az 40 adımlık bir mesafe var. O çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Mesela özellikle ben Fatih'te Şehzade Camii'ne gittiğimde o ayrıntıyı görebiliyorum. Yine Fatih Camii'nde. Gerçi yeni nesil lavabo yaptılar. O da bizim usulümüz gibi oldu. Yani bak, bu ayrıntılar var ama bugünkü camilerde de o ayrıntıları maalesef göremiyoruz. Yok. Yani fiili olarak o istibrayı sağlatmış oluyor dede. Bunu güzel düşünmüş. Evet. Ama biz yeni nesil maalesef bunu koruyamadık. Dolayısıyla da birçok kimse, özellikle bu konu bilinç noktasında eksik olanlar maalesef abdestsiz namaz kılıyor. Efendimiz Aleyhisselam bunun üzerine o kadar çok durmuş ki cemaatin abdestindeki nakıslık imamın kıraatine bile etki eder diyor. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra abdestin tamam olması, namazın tamam olmasına bizi götürüyor. Abdestimizi de güzel alacağız, usulünce alacağız. Efendim, önemli nokta. Sonra abdestimiz ve taharetimiz düzgün olduktan sonra bir kere niyetimiz sağlam olacak. Sadece Rabbimizin rızası için oraya duracağız. Ve kimin huzurunda durduğumuzun farkına varacağız. Az önce Gazali'den örnek vermiştim. Namazda okuduklarımız zaten sınırlı sayıda sure ve dua var. En azından Allahu Ekber dediğimizde ne manaya geliyor? En büyük, sadece büyük, tek büyük Allah olduğunu bilinciyle Allah bize bunu tekrar tekrar söyletiyor. Gerçekten bu bilinçte miyiz? Yoksa Amerika'yı, İsrail'i Allah'tan daha büyük mü görüyoruz? Yani hem sözümüz böyle olacak hem de imanımız bu yönde olacak. Gerçekten namazda Allahu Ekber dediğimizde, bunu hayatımıza da serpiştirdiğimizde o müminin duruşu, yürüyüşü her hali çok farklı olacak. Efendim namazda söylediklerimizin farkına varabilmek. 40 yıl namaz kılarız, 50 yıl namaz kılarız. 50 yıl namazda 700 küsür bin defa Fatiha okuruz da fakat Fatiha'nın anlamını bile öğrenemeden ruhumuza Fatiha'lar okunur çok defa. Niye anlamaya çalışmıyoruz? Kürtçe, Türkçe, Fransızca, Almanca hangi dilde anlıyorsak, anladığımız dilde Fatiha'da neyin altına imza attığımızın bir kere farkında olmamız gerekiyor. Ya da Subhaneke dediğimizde ya da İnni veccehtü veçhelillezi dediğimizde ne söylediğimizin bir kere farkında olacağız. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Azim dediğimizde ya da Tahiyyat'ta Efendimizin Miraç'ta yaşadığını,
biz de namazı yaşayabiliriz. Yani Efendimizin Miraç'taki Rabbi ile konuşması bizim tahiyyatımıza namazın efendim olmazsa olmazları arasına girmiş. İnsan bu bilinci kavramaya başladığında o zaman namazda huşuyu yakalamaya başlıyor. Sonra hayatımız namazlaşabiliyor. Bu bilinç yerleştiği zaman efendim hayatımızı namazlaştırdığımızda o zaman bütün hayatımız ibadetleşiyor. Uykusu bile insanın o zaman ibadeti olur. Ticareti de ibadeti olur. Efendim diğer günlük hayatı da ibadetleşir. Niye? Hayatının baş köşesine almıştır. Ve hayatın namazda Allah'la beraber olduğu gibi namazın dışında da Allah'la olan birlikteliğini unutmaz. Allah unutmak bir kulun herhalde kendine yapacağı en büyük zulümdür diye düşünüyorum. Haşr suresinin sonlarına doğru işte her gün okuduğumuz Lev Enzelen biraz yukarısında Allah'ı unutanları Allah da unutacağını efendim bildiriyor ki ne büyük bir zulümdür kişi için. Yani Allah'ı unutmadan yaşamak bir müminin olmazsa olmazıdır. Efendimizin diliyle bunu ihsan makamında zirvesidir o işin. Her ne kadar biz Allah'ı görmüyorsak da Allah bizi görüyor, biliyor, işitiyor bilinciyle yaşamak ya götürür namazda huşuyu keşfettiğimiz zaman ki bu da herhalde yani bir kulun varabileceği en güzel noktalardan biridir. Salih ve muttaki kulların istiğfarı bir anlık gaflete imiş. Biz büyük günahlarımızdan bile istiğfar edemezken onlar bir an böyle Allah'tan gafil olsa efendim haya ederlermiş. İşte bunu kazanabilmenin yolu günde 5 defa namaz pratiğinden geçiyor. Gerçekten hakkını vererek namazlarımızı kılabilsek hayatımızın her anı güzelleşecek. Namazdaki düzgünlüğümüz, mesela namazdaki saflara bile durduğumuzda Efendimiz diyor ki eğri büğrü olmasın. Kalplerinizdeki eğrilik saflarınıza da yansımasın diye Efendimiz uyarıyor. Demek ki namazımız doğru olursa, safımız düzgün olursa hayatımız da yine aynı şekilde doğru ve düzgün olacağını öğrenmiş oluyoruz. Bir başka önemli nokta da yine namazda işte Kabe kıble bilincini efendim hissetmemiz gerekiyor. Allah'ın huzurunda Kabe'ye karşı döndüğümüzü ve oradaki Allahu Ekber dediğimiz az önce de ifade etmiştim. Allah'la beyatlaştığımızı, ahitleştiğimizi unutmayacağız. Namazdan sonra da bu halimizi devam ettirmeye gayret edeceğiz. İşte bu temelleri oturttuğumuz zaman oturtabilmemiz için de namazla aramıza giren engelleri çıkarmamız gerekiyor ki inşallah oraya girmeden önce inşallah bir şiir arası verelim. Ondan sonra devam edelim. Mekke, simsiyah bir sevdadır yüreklerde. Çilenin, imtihanın mana bulduğu şehir. Şayet dile gelseydi taşı toprağa, kim bilir ne hüzünlü mısralar, ne gözyaşları akıtırdı sinesinden, ne zulümler, ne çileler anlatırdı derinden. Sümeyye'yi, Bilal'i, Ammar'ı, Habbab'ı, her sokağın farklı bir hatırayı dillendirir içinden. Nebiler sultanı ayrılırken sen de hicret etmek istedin mi ey Mekke maşukunun peşinden? Kurtulmak istedin mi zemin esaretinden? Hani ayrılırken dönüp demiş seslenmiş diye sana, demiş diye şayet insanların bıraksaydı ayrılmazdım senden ey Mekke diye. Bağrında barındırdığın sevdanı bilerek. Neler görmemişti ki kan kusan ve kin kusan insanlarından ey Mekke. Hüznün en acısını yaşattılar günlerce, aylarca. Dağlar gazaplanırken nasipsizlere, rüzgarlar, yağmurlar ağzından çıkacak cümleyi beklerken, rahmetini örmüştü oysa tüm belalara Nebi. Taşlandığı, horlandığı insanlar zarar görmesin diye.
Zaman tüm imtihan oklarını yönlendirmişken Nebi'ye, yer, mekan sıkmışken sıkabildiği kadar onu, kainatın Rabbi inşirah etmişti yüreğine ve hicret emrini buyurmuştu peygamberine. Savrulur Hicaz'ın altın renkli kumları, Mekke kokar her bir taneciği, kutlu fethin heyecanı dört bir yanda, 10.000 iman yürekli omuz omuza, fetih ayetlerini mırıldanır hep birlikte. Hasret çöllerinde vuslatı arar Nebiler Sultanı, 8 koca sene sensiz solumuş havayı ey Mekke, hazırlan sevdalın geliyor. Çölleri toza dumana katan bir ordu ile, yüreklerinde sevdaya dönüşmüş bir vuslata dürüyor. Yesrib dost oldu, Yesrib zafer oldu, Yesrib Medine oldu. Fakat ey Mekke, Yesrib sen olamadı. Aç kapılarını sonuna kadar, sultanın geliyor. Şahlanmış asrın aslanları, dört bir yandan Merru Zehran'a yürüyor yiğitler. Merru Zehran alev alev, 10.000 mücahidin elinde ateş, yüreğinde kor ateş, Mekke'ye merhaba diyor. Hasretin vuslata döndüğü andır bu zaman. Sevgililer sevgilisi geliyor. Horlanmışların umudu, yetimlere şefkat elçisi, insanlığa rahmet geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Artık saklanmak yok, artık endişe yok. Doğ Mekke, doğ yıkılan şehirler üzerine. Sevinç duy, şen ol. Senin fethinle fetholunsun yürekler. Sende bulsun rahmetini, sende bulsun vicdanı yürekler. Seninle açılsın yıllardır ama olan gözler. Ey Mekke, dinmez yaralara derman olsun gelişin. Solusun imanlı göğüsler asr-ı saadetin nübüvvet iklimini. Tükenmiş yüreklerin kirlettiği topraklarda fethin rahmet olsun yağsın. Ey Mekke, işgale uğramış beldeler yeniden fethinle gark olmak istiyor. Ağlıyor Gazze, ağlıyor Halep, ağlıyor Arakan, Mısır, Doğu Türkistan. Fethin ümmete dokunuş olsun. Fethin tarihe değil, hayatlara kazınsın. Hayatlara kazınsın ey Mekke. Hayatlara kazınsın. Hayatlara kazınsın. Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Mekke için yazdığım bir şiirdi bu. Siz mi yazdınız? Evet, benim şiirim. Maşallah, süper Allah ya. Allah razı olsun hocam. Tebrik ederim. Belki ibadi olarak namaz nasıl bir yerde duruyorsa, hem Allah Resulü için hem de ümmet için Mekke'de aslında öyle bir yerde duruyor. Kesinlikle. Hocam. Yani Mekke'nin o mahiyette önem ve ehemmiyeti bizler için büyüktür. İnşallah onun da yeniden fethini görürüz. Eyvallah. Zira biz şu anda manen işgal edildiğini düşünüyoruz hocam. Aynen. Hocam, namaz ile engeller diyorduk hocam. Oraya girmeden birkaç şey daha önce hatırlatmakta fayda var. Buyurunuz. Özellikle kardeşler yakınlaştırabilirse cennete götüren namaz kitabında bunu biraz daha geniş bir şekilde izah etmeye çalıştık. Serlevha olarak Mü'minun suresinin ilk 10 ayetini hedefe koyarak namazda huşuyu keşfetmek isteyenlere sevgili peygamberimizin 1006 tane namazla ilgili hadis-i şerifini taradım. Efendimiz nasıl namazı huşu içerisinde ikame etmiş, bize yol kılavuzu olsun diye ben nefsim için notlar aldım. Bu notları alırken de böyle başlıklar halinde bir kısmını az önce işledik. Hocam yine hatırlatmak gerekirse 11 tane herhalde değil mi hocam? 11 kitabım yayınlandı. 5 tanesi namazla ilgili. Yani gözünüzün nuru diyebileceğimiz belki 11 tane kıymetli kitap var. Onların da takip edilmesi inşallah. Yazar Ahmet Bulut yazdıklarında sosyal medya kullanan kardeşlerim, hem Instagram hesabımız hem Facebook
Twitter Ahmet Bulut şeklinde. İnşallah oradan ulaşabilirler. Seyircilerimize yine YouTube'da olur. Arkadaşlar yeni bir çalışma yapıyorlar. Adımıza televizyon ve sohbetleri orada topluyorlar. Arzu edenler, hani oradan da merak edenler ulaşabilirler. Özellikle Efendimizin önemli bir uyarısı, kıldığımız her namazı son namaz gibi kılmayı bizlere tavsiye ediyor. Hatta safları sık ve düzgün tutun diyor ya imamlarımız. Efendimiz bir cümle daha eklermiş. Dünyaya veda eden kişi gibi namaza durun. Son namazınız gibi namaz kılın diye tavsiye edermiş. Şimdi düşünün ki idam olacak bir adam son kılacağı namazı nasıl kılar? Bize de Efendimiz öyle kılın diyor. Çünkü hiçbir namazın ikinci bir tekrarı yok. İlk defa kılıyoruz, aynı zamanda son defa kılıyoruz. Bir defa gençlere böyle namaz kılarken son namaz gibi namaza duralım, son namazımız gibi kılalım. Hop hocam dedi, ölüyor muyuz? Ne zannediyorsun ya? Aldığımız her nefeste bir nefes daha ölüme yaklaşmış oluyoruz ama tabii o bilinçte olamıyoruz. Efendimizin bu uyarısını da unutmamamız gerekiyor. Hakikaten. Yine Osmanlı'da, Selçuklu'da dedelerimiz bu hadis-i şerifi hatırlayalım diye Allahu Alem. Ben öyle hüsnü zannediyorum. Az önce ismini zikrettiğiniz İstanbul'daki o büyük camilerin kıble tarafındaki efendim pencereden mezarlığa bakarsınız. Evet. Şimdi mesela Süleymaniye'yi düşünün, Fatih Camii'ni düşünün. Dönemin sultanı karşınızda efendim yatıyor. Siz üç kıtaya hakim de olsanız, bak işte burada yatıyorsun. Ey nefsim, senden önce nice sultanlar, nice zenginler, nice alimler, bak işte karşında yatıyor. Sen de öleceksin. Son namazın gibi kıl bu namazı diye Allahu Alem, benim hüsnü zannım. Yani caminin önüne böyle sultanların ve alimlerin defnedilmesi her nefse de bir nasihat olarak, hani nasihat olarak ölüm yeter insana buyuruyor ya, evet, Efendimiz evet. Aleyhisselam. Onun fiili bir uygulaması gibi geliyor bana. O yönüyle de hoşuma gidiyor. Eyvallah. Bir başka nokta, tadil-i erkana riayet etmemiz ki yani olmazsa olmazı namazların. Bugün maalesef en büyük eksiklerimizden bir tanesi de bu. Yaş ilerledikçe de tadil-i erkana kıyıyoruz. Efendim üç mezhebimize göre vacip, farz. En hafifi Hanefi mezhebinde, orada da vacip. Hanefilere göre namazı sehiv secdesiyle tamamlamamız gerekiyor. Diğer mezheplerimize göre, üç mezhebimize göre o namaz olmuyor. Yeniden kılmamız gerekiyor ama tadil-i erken bugün maalesef birçoğumuzda da yok. Efendimiz Aleyhisselam bir sahabeye üç defa tekrar ettiriyor namazı. Olmadı senin namazın diyor. Tekrar kıl. Kılıyor. Olmadı diyor, tekrar kıl. Kılıyor. Olmadı, tekrar kıl. Üç defa ya Resulallah, bütün bildiğim bundan ibaret deyince Efendimiz o sahabiye tadili erkanı tarif ediyor. İşte kıyamda sıkıntı yok. Rüküye vardığımızda vücudumuz şöyle efendim 90 derece orada sakinleşecek. Ama biz sup hemen otomatiğe almışız. Tavuğun mısır gagaladığı gibi namaz kılıyoruz ki Efendimiz orada da teşbihlerde bulunuyor. Dolayısıyla tadili erkana riayet etmemiz gerekiyor. Yine Kur'an'ı tertil ile okumamız tavsiye ediliyor. Kur'an'da Rabbimizin emri. Efendimizin namazını tarif ederken Ayşe annemiz, onun kıraati dizili inci taneleri gibiydi diyor. Dilinden dökülen her kelime sayılabilecek evsaftaydı diyor. Yani Fatiha suresini bile her ayetinde dura dura okuyor. Şimdi Ramazan'da birçok Müslüman kardeşimin tercihi nedir? Efendim Fatiha'yı bir nefes okuyan hoca, bizim hocanın hocam diyor, nefesi kuvvetli diyor ama Efendimiz bunu sevmiyor. Tadil-i erkan ile, yani sayılabilecek evsafta tertil üzere okumamızı tavsiye ediyor. Efendimizin namazda kıraati uzundu. Ama bizim kıraatimiz Efendimizin kıraati ile uzaktan yakından alakası yok. Hani minimumu karşılamaya çalışıyor. Ama yemeğe gelince açık büfeyi tercih ediyoruz. Mükellef sofraları seviyoruz. Ama namaza gelince en kestirmesini arzu ediyoruz. Mesela bir ara böyle merak ederdim namaza yeni başladığım dönemlerde. Yani özellikle Ramazan'da vitirde genelde asır, kevser ve ihlas okunuyor. Bunu namazın sünnetlerinden zannederdim. Ta ki efendim Mekke'de, Medine'de Ramazan'da orada bulunmak nasip olunca bir baktım ki Allah Allah. Haremeyn'deki imamlar birinci rekatta Sebbih isme Rabbike Leala, ikinci rekatta Kafirun, üçüncü rekatta İhlas okuyor.
Sonra bu kitap çalışmasını yaparken gördüm ki Efendimiz'in sünneti buymuş. Efendim vitir namazında, ama bizde Türkiye genelinde sanki evet, sözleşme yapılmış gibi bu mübarek üç sureyle kılınıyor. Evet. Namazda mesela teravih namazında efendim bir ayet genelde esas alınıyor, hani cemaatin durumu. Ama şimdi çok şükür son dönemde yaygınlaştı. Hatimle böyle usulünce kılınan evet, camilerimiz ki özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ciddi de rağbet görüyor bunlar. Bu da güzel gelişmeler arasında. Rükûnun ve secdenin hakkını vermemiz gerekiyor. Efendimiz bu kitap çalışmasını yaparken Efendimizin namazındaki rükû ve secdesini araştırdım. Seyfullah kardeşim, rükû ve secdede 7 ile 10 arasında tesbihi var Efendimizin. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Azim. Bunu efendim 7 ile 10 arasında Efendimiz yapıyor. Bizde nedir maksimum? 3. Sup 3'tür yani. Onu bile keşke hakkıyla yapabilsek. Yani bir defa hakkıyla söyleyebilsek bu bile kurtaracak ama bunu bile yapamıyoruz. Efendim orada da sınıfta kalıyoruz. Efendim başka ne? Secdede de hakeza öyle. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secde mahallidir diyor. Oradan secdenizi, duanızı uzatın diye Efendimiz tavsiye ediyor. Namazın beyni. Aynı zamanda bir gün bir televizyonda sabah şöyle bir göz atmıştım. Bir sağlık programında doktor arkadaş efendim Amerika'dan bir alet getirmiş. Efendim sağlık bakımında ne kadar önemli olduğunu ballandıra ballandıra anlatıyor. Getirdiği bu aletin yaptığı şey ne? İnsanı amuda kaldırıyor. Baş aşağıda, ayaklar yukarıda. Şimdi diyor bizi izleyen seyircilerim diyecekler ki hocam herkesin bu aleti almaya imkanı yok. Biz bundan mahrum mu kalacağız? Bak diyor beyne kanın efendim en iyi ulaştırıldığı haldir vesaire anlatıyor. Ama diyor bunu yapamayanlar ne yapacaklar? Gelecek diyor koltuğa, başını buradan aşağıya sarkıtacak, ayaklar koltuğun üzerinde, beyne yeterince kan gitmesini sağlayacak diye böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Ben de seyrederken televizyonda o doktor arkadaşı, dedim ya doktor bey niye millete maskaralık yaptırıyorsun? Niye şaşkınlık yapıyorsun? Ya secde edin, secdenizi bir Allah Resulü gibi biraz uzatın. İşte aradığınızın efendim sağlık bakımının zirvesi buradadır desene. Ama namazda gönlü olmayanın ezanda kulağı olmadığı gibi yani bu işten uzak olunca da maalesef böyle insana maskaralık yaptırıyor. Halbuki bir doktor hocamız da efendim Profesör Vakıf Kureba'da televizyon programı yaparken bir programı buna ayırdık. Namazın sağlığa olan faydalarını 1,5 saat boyunca konuştuk. Programdan sonra dedik Ahmet kardeş Allah müstahakını vermesin dedi. Ne oldu hocam? Ya ben namazı Allah için kılıyordum. Şimdi sen bana namazdaki tıbbi yönleri göz önüne aldırmamızı hani anlatalım diye söyleyince ben de bir hekim olarak bunu inceledim. Şimdi kıyamda efendim secde mahaline bakıyoruz. Göze şu faydası var. Efendim selam verirken sağa sola varken işte şu kaslara şu faydası var. Efendim rükûda bu fayda var. Secdede bu fayda var. Bunları düşünmekte namazdaki konsantremi mahvettim filan dedi. Biz hikmetini anlatalım derken benim namazın ifsad ettim filan diye şakayla karışık takıldı ama tıp bende bir Fransız doktor öyle diyor. Gün gelecek Müslümanların namazını efendim doktorlar reçetelere ilaç olarak yazmak zorunda kalacaklar diyor. Rabbimizin emirleri orucu da namazı da haccı da zekatı da manevi faydası yanında nice maddi faydaları da var. Hikmet ehli o gözle baktığında görebiliyor. Yani zaten hocam yani Allah Teala mesela diyor insanlara zulmetmez, insanlar kendi kendilerine zulmederler. Yani Allah Teala ne namazı bize bir zulüm olarak verdi, ne orucu bize bir zulüm olarak verdi, ne hacca gitmeyi, hacda tavaf etmeyi veya bu tür ibadetler bize bir zulüm olsun diye haşa işte kulsun, yapacaksın mahiyetten bir söylemle, bir emirle zaten hani söylemiyor ki. Allah Teala bunların içerisine tamam dini açıdan farziyeti gerektiriyor. Yapmak gerekiyor. Yapmadığında cezai müeyyidesi var. Bunlar amenna. Allah Teala sadece bununla bırakmıyor. Anlattığınız gibi mesela orucun bin bir türlü faydası var. Namazın kesinlikle, hakikaten mesela bugün yoga denilen bir spor var. Dediğiniz o sporlara benzeyen farklı farklı sporlar var. İnsanlar
önünde belki bunlar için günlük programlar düzenliyorlar, televizyon programları düzenliyorlar. Birkaç tane hareket yapıp da işte bedeni sağlıklı bir beden, zinde bir bedeni nasıl geliştirebiliriz derdine düşebiliyorlar. Halbuki Allah-u Teala bize 5 vakit bedeni nasıl zinde tutacağımız, yediğimiz, içtiğimiz, o sağımızda solumuzda toplanan yağ olmaya elverişli o gıdanın nasıl eriyeceğini veya sağlık açısından başımızı çevirirken, dediğiniz gibi gözlem bakarken hani bunlar içerisinde nasıl faydaların olabileceğini Allah-u Teala namaza beraber bize bir ödül olarak zaten bahşetmiş durumda. Yani toplum olarak hepimizde, yani sadece işte namaz kılmayanlar veya namaza uzak olanlar kastetmiyoruz. Biz de aynı şekilde. Yani dediğiniz gibi işte 3 kere Sübhane Rabbiyel Ala derken bile sanki bir tanenin tamamı çıkaramayacak kadar kısa mahiyette söylüyoruz. Yani bunların gerekliliği herhalde hayatımız içerisinde, en azından ibadetlerimiz dünyadaki ödülü promosyon gibi diyorum ben bunları. Yani ibadetlerimizi adam gibi yaptığımızda Allah dünyada ödül olarak bunları veriyor. Ahiretteki de zaten gücümüz yetmez. Evet. Tam da aklıma geldi bir çocuğun hatırası. Mersin'de, Mersin'in Bozyazı diye bir ilçesinde okullarda etkinliklerimiz var. Çocuklarla seminerdeyiz. İmam Hatip 5. sınıf öğrencisiymiş. Konferans bitti, tam çıkacağım. Çocuk önüme geçti. Ahmet amca dedi, senden dinlediklerimi doğru anlamış mıyım? Anlat bakalım yavrum dedim. Seyfullah kardeş, benim bir saatte anlattığım çocuk 39 saniyede özetledi. Harika bir çocuk. Kaydettim, sosyal medyada falan da paylaştım. Akşam da halka açık program vardı. Dedim kimin çocuğu bilmiyorum. Ama babası buradaysa tanışmak istiyorum. Bugün Ertuğrul diye 5. sınıfta bir çocukla tanıştım. Maşallah, benim bir saatte anlattığım 39 saniyede özetledi. Öğretmen arkadaşlar dedi, hocam Ertuğrul'un babası köyde. Ama sizi çok sevmiş, akşam da dinlemeye geldi. Nerede? Aha, şu direğin arkasında. Gel yavrum buraya dedim, geldi. Şu gündüz bana anlattıklarını bir de büyüklere anlatır mısın? Belki seni daha iyi dinlerler. Çocukta özgüven patlaması var. Gerçekten bir anlattı, milleti mest etti. Bir de küçük çocuk bunları anlatınca vatandaş coştu. Bir alkış, ortalık yıkılıyor. Ben de fena gaza geldim. Dedim ki öyle kuru kuru alkış herkes yapar. Bu çocuğu görelim, bir ödüllendirelim. Cemaat coşmuş. Birisi dedi ki benden aylık 100 lira burs. Diğeri dedi benden bir bisiklet. Öbürü dedi ayakkabı. Beyler ne oluyoruz demeye kalmadı. Kuyumcu varmış. Benden de bir çeyrek aldın. Arkadaşlar sakin olun. Şimdi çocuğun tepkisini merak ediyorum. 5. sınıf öğrencisi. Döndüm. Yavrum ne diyorsun bu işe? Ahmet amca dedi, namazla ilgili birkaç cümle söyledim. Allah bana bu kadar ödül verdi. Ya hakkını vererek kılarsan bu namazı, ahirette vereceklerini hesap bile edemiyorum demez mi? Bütün salona hepimize hayatın dersini verdi. 5. sınıf öğrencisi. Evet. Demek ki olabiliyor. Bazen dersi onlardan da alabiliyoruz. Vakit var mı? Hocam bir 3-4 dakikalık bir vaktimiz var. O zaman şu namazda aramıza giren engel hiç değilse başlık olarak zikredelim. Bunlara dikkat edelim. Namazda aramıza giren engelleri ortadan kaldırırsak namazda huşuyu yakalayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Efendimizin tavsiyesi. Sıkışık abdeste namaza durmayın diyor. Hammal namazı olur diyor. Özellikle kış dönemlerinde yaşlılarımız, gençlerimiz bu işe şey yapabiliyor. Bu ciddi önemli bir nokta. İki, uykuluyken namaza durmayın diyor Efendimiz. Ne söylediğinizi ayırabilecek vasıftayken namaza durun. 2-3 sofra hazırken namaza durmayın diyor. Çıkarın sofrayı aradan, ağız tadıyla bir namaz kılın. Çünkü sofra hazırken aklımız namazda olabiliyor. Efendim son dönemdeki en büyük ifsad edicilerden bir tanesi akıllı telefonlar. Efendim cep telefonu açıkken, bir de hele değişik böyle müzikler falan olunca namazı ifsad edebiliyor. Bir de çalgılı çengili müzikler olabiliyor. Başkalarının namazına da zarar verebiliyoruz. Ya da tamamen sessiz alacağız. Çünkü titreşimde olduğu zaman titredikçe acaba kim aradı, niye aradı? Yine zihin oraya gidiyor. Namazı ifsad edebiliyor. Efendim bir başka nokta, televizyon açıkken ya da dükkan açıkken namaza durmak. Yine kim girdi, kim çıktı? Ya da haberler efendim oradan gelirken kulak haberde falan oluyor. Bu da doğru değil. Bir başka önemli nokta da bizi meşgul edecek ne varsa. Efendimiz Aleyhisselam'a çok güzel bir hırka hediye etmişler. Efendimiz giyiyor o hediye edilen şeyi. Fakat namazdan sonra çıkarıyor, sahibine iade ediyor. Beğenmedin mi ya Resulallah?
Bilakis de çok beğendim. O kadar hoşuma gitti ki nakışı, kumaşı. Namazdayken o Rabbimle arama girdi, beni meşgul etti diyor. Namazda Rabbimle arama gireni ben aradan çıkarırım diye Efendim ziyade ediyor. Şimdi bugün bizim namazda aramıza giren ne varsa, işimiz mi, eşimiz mi, televizyon mu, işte seccaden ve mesela hanım kardeşlerin nakışla efendim işledikleri seccadeler, namaza duramıyorum. Durduğum zaman oradaki bütün simetri hataları gözümün önüne geliyor. Aha burada hata yapılmış, burada bilmem ne var filan. Namazda arama giriyor. Mesela bu manada Selçuklu'nun yaptığı camide çok hoşuma gider. Çok sadedir. Çok sade. Ve girerken seni dünyadan uzaklaştırır. Pencereleri bile yukarıdan yapmış. Dışarıda bağlantıyı koparıyor. Ve kıble istikametine de meşgul edecek hiçbir tezyinat yok. Benim mesela ruhumu okşuyor. Çok hoşuma gidiyor. Yani orada daha böyle bir sükunetle namaz kılabiliyorsun. Şimdi namazda kıble istikametinin özellikle nakışlar, efendim saattir vesairedir. Bunlar bile insanın meşgul edebiliyor. Dolayısıyla namaz kılacağımız mekanın Rabbimizle aramıza girecek o şeylerden arındırılmış olması en güzelidir diye düşünüyorum. Güzel elbiseyle, güzel kokularla efendim son namazımız gibi namaza durabildiğimizde o namaz bizim miracımız olur. Bizi fuhşiyata, münkerattan alıkoyar. Rabbimize sevgili bir kul eder. Allah nefsimize de, bizi izleyen bütün dostlarımıza da Efendimizin namazı huşu ile nasıl ikame ettiyse öylece ikame edebilmeyi cümlemize nasip eylesin diye. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hakikaten faydalı olacağını düşündüğüm bir program oldu. Ramazan ayında genelde başlar biraz daha secdeye yakın olabiliyor. Gönüller de biraz daha namaza yakın olabiliyor. En azından gönüller bu kadar yakınken bizi televizyonlar başında izleyen seyircilerimizden de varsa böyle hani kalbinde bizim gibi eksiklikleri olan, namazla bağında sıkıntıları olan, bu mahiyette inşallah bazı hususlarda bir başlangıç, bir bismillah mahiyetinde olur inşallah. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Ahmet Bulut hocamla namaza dair konuştuk. Namaza olan huşu, namazla aramızda olan engelleri kaldırma adına önemli hususlara değindik. İnşallah faydalı olmuştur. Programımız burada sona erdi. Yarın tekrar Sahur Bereketi programında buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.